zekanızı ölçecek 4 gizemli bulmaca. Sadece bir soruya cevap vermenizi istiyoruz. Spor salonuna gider misiniz? Havuzda yüzer misiniz? Peki tenis oynar mısınız? Muhtemelen vücudunuza özen gösteriyor ve düzenli egzersiz yapıyorsunuz. Peki beyninize nasıl egzersiz yaptırırsınız? Merak etmeyin, 10 rakamlı sayıları aklınızdan çarpmanıza gerek yok. Bazen sadece ardında bir açıklama gizli bir resimle de bunu başarabilirsiniz. Sizin için zorlu bir testimiz var. Bu videoda 4 bulmaca var. Acele etmeyin, dikkatli düşünün. Hadi başlayalım. Irmak'ta. Sıcak bir yaz günüydü. Ancak dedektif Wernicke işinin başındaydı. Neyse ki havasız ve basık ofisine tıkılıp kalmamıştı. Yardımcısıyla birlikte tehlikeli bir suçlunun peşindeydi. Ayak izlerini takip ederken kendilerini küçük ama oldukça derin ve coşkun akan bir ırmağın kıyısında buldular. Dedektif ve yardımcısı ırmağa yüzmeye gelen kişilere yaklaştı ve ''Siz yaşlarda bir erkeği arıyoruz. Bu yakınlarda bir yerlerde olmalı. Acaba kendisini gördünüz mü?'' diye sordu. Cevap gecikmedi. Birkaç dakika önce koşarak yanımızdan geçti. Tam buradan ırmağa atladı. ''Onu ırmağın karşısında bulabilirsiniz. Eğer onu yakalamak istiyorsanız acele edin.'' dedi. Kibar adam dedektif Wernicke'ye botunu vermeyi bile teklif etti. Ama dedektif bu teklifi geri çevirdi. ''Bırakalım kaçsın.'' dedi dedektif. ''Ben sizinle tanışmak istiyorum.'' Dedektif neden ırmağın karşısındaki kaçağın peşinden gitmek yerine kalıp gençlerle ilgilenmeye karar verdi? Hemen cevap vermeyin. Düşünmek için vaktiniz var. Eğer vakit yetmezse videoyu durdurup işinize yarayacak detay var mı diye resmi inceleyebilirsiniz. Şüpheli olan ne? Gençlerin kılık kıyafeti? Ama sıcak yaz gününde sıradan bir plaj kıyafeti giyiyorlar. Çalılar mı? Kum? Irmak? Fikriniz ne? Belki de çoktan cevabı buldunuz. O zaman suçlu kim? Dikkat ettiyseniz hatırlarsınız. Akıntı çok hızlı ve ırmak da derin ve dalgalıydı. Eğer biri karşıya geçmeye çalışsaydı anında boğulurdu. Suçlu çok yetenekli bir sporcu olup karşıya geçmeyi başarmış olsaydı bile bu sefer de akıntı onu olduğu yerden çekip alırdı. Karşı tarafa geçmiş olması ihtimal dahilinde değil. O halde suçlu kıyıda. Dedektifle yardımcısının yanında duranlardan birisiydi. Cevabınız doğru mu? Çok güzel. O zaman videoyu beğenin. Hadi sıradaki bulmacaya geçelim. Noel gizemi. Dedektif Wernicke kim olduğunu biliyorsunuz. Noel tatilinde bile görev başındaydı zavallı adam. 25 Aralık sabahı çağrıldığı yere gitti. Kapıyı çaldı. Bir dakika sonra uykulu ev sahibi kapıyı açtı. Dedektif kendini tanıttıktan sonra ''Evinizi aramam gerekiyor. Komşunuz Noel Arifesi yani dün evinizdeki partiye geldiğini, rengarenk ışıklar saçan Noel ağacının yanında ailenizle birlikte şarkılar söylerken sizin de kendisinin evine girip bazı değerli eşyalarını çaldığınızı söyledi.'' dedi. Şaşkın ev sahibi ''Bu doğru değil. Ailece Noel Arifesini arkadaşımızın evinde kutladık. Öğleden sonra evden çıkıp arkadaşımın evine gittik. Evden çıkmadan Noel ağacını zar zor süsledim. Eve döndüğümüzde saat gece yarısını çoktan geçmişti ve hemen yatıp uyuduk. Dilerseniz karımı ve oğlumu uyandırayım. Onlar da benim söylediklerimi teyit edecektir.'' dedi. Dedektif Wernicke ''Buna gerek yok.'' diyerek atıldı ve ''Komşunuzun yalan söylediği apaçık.'' dedi. Dedektif Wernicke komşunun yalan söylediğini nasıl bu kadar çabuk anladı? Bu vakayla ilgili ne düşünüyorsunuz? Gelin durumu birlikte değerlendirelim. Muhtemelen adamın söyledikleri çok samimiydi. Ama bu dedektifin ona inanması için yeterli mi? Şüphelinin sözlerini kanıt olarak değerlendirebilir mi? Belki de biri aileyi arkadaşlarının evinden dönerken gördü. Ya da dedektif ev sahibinin ifadesini doğrulayan bir şey fark etmiş olabilir mi? Tahminlerinizi buradaki cevaplarla karşılaştırın. Dedektif neden komşunun yalancı olduğunu söyledi? Yine çok karmaşık ya da gizemli değil. Sadece ne kadar dikkatli olduğunuzu ölçmek için bir egzersiz. Noel ağacına bir kez daha bakarsanız ağaç ışıklandırmasında bir ampulün eksik olduğunu göreceksiniz. Haliyle bu şekilde çalışmayacaktır. Ev sahibi gerçekten de Noel ağacını aceleyle süslemiş ve ışıkların yanıp yanmadığını kontrol bile etmemişti. Komşunun bunu bilmesi mümkün değildi. Bu yüzden rengarenk ışıklar saçan bir Noel ağacının yanında şarkılar söyledik diyerek yalan söylemişti. Bu arada ağaç ışıklarının yıpranmış kablosu çalışmasına engel değildir. Dedektifin ne kadar uzman ve dikkatli olduğunu düşünebiliyor musunuz? Siz de bu özelliklere sahipseniz
ve doğru cevabı bulduysanız beğen butonuna tıklayın ve sıradaki bulmacaya bakalım. New York'ta bir apartman. Sıradan bir New York apartmanında 100 evli çift oturuyor. Öyle ki birinin kocası eşini apartmandan bir kadınla aldatırsa kadının ruhu bile duymaz. Ancak hayatın kuralını bilirsiniz. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar. Apartmanda dönen dedikodular sayesinde diğer tüm kadınlar adamın eşini aldattığını biliyor. Fakat diğerlerinin aksine bu apartmanda sadakatsizliğin cezası oldukça tuhaf, hatta ürkütücü. Eğer kadın kocasının kendisini aldattığını anlarsa ertesi sabah adamı öldürüyor. Eyvah! Bilin bakalım ne oluyor? Biri apartmandaki tüm kadınlara en azından bir kişinin karısını aldattığını yazan isimsiz bir e-posta gönderiyor. Kaç koca öldürülecek ve bu ne kadar zaman alacak? Bu bulmaca acımasızlık sıralamasında biraz üst sıralarda ama bunun canınızı sıkıp dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyin. Bu görev sizin mantıklı düşünme becerinizi sınıyor. Yüzleşmeye hazır mısınız? Acele edip pes etmeyin. Unutmayın. İstediğiniz zaman videoyu durdurup kalem kağıt kullanarak bu bulmacayı çözebilirsiniz. Bir şema çizebilirsiniz. Ya da ölü bir koca. Hadi şimdi gerçeği ortaya çıkaralım. Kaç koca ve ne kadar zamanda? Karısını aldatan tüm kocalar öldürülecek. Bunların sayısına en diyelim ve eşlerin aldatıldıklarını anlaması aldatan koca sayısının bir eksiği. En eksi bir. Sayı da gece sürecek. Eğer sadece bir erkek aldatıyorsa ve kadın başka aldatma dedikodusu duymamışsa bu kişinin kocası olduğunu bilir. Eğer iki erkek aldatıyorsa ikisinin de karısı bir kişinin aldattığını duyduğundan diğer kocanın ertesi sabah öleceğini düşünür. Eğer ölmezse kendi kocasının da aldattığı, bu yüzden diğer kocanın ölmediği sonucuna varır. Bu mantığa göre aldatan erkek sayısının bir eksiği sayıda gecede tüm erkekler ölecek. İşte bu kadar. Sizce bu bulmaca nasıldı? Çok mu zor? Ya da çocuk oyuncağı mıydı? Çözebildiyseniz aferin. Çözemediyseniz üzülmeyin. Zaten çok karmaşıktı. Her neyse, bir bulmacamız daha var. Hala durumu kurtarabilirsiniz. Sıcak yaz günü. Sıcak bir yaz günü, bir polis dedektifi ırmağın kıyısında biraz güneşlenmeye karar verdi. Aniden bir kadının ağladığını duydu. Tabii ki hemen yardımına koştu. Ağlayan kıza "Ne oldu?" diye sordu. "Lütfen sakin ol ve bana her şeyi teker teker anlat." "Sizin için söylemesi kolay," dedi kız. "O bileklik benim için ne kadar değerliydi hayal bile edemezsiniz. Buraya her gün gelirim. Bugün güneşlenirken bilekliğimi çıkarıp kitabın üzerine koydum ve kazara uyuyakalmışım. Uyandığımda bilekliğim yerinde değildi." Dedektif derin düşüncelere daldı. Kızın oturduğu yerdeki kumda kız haricinde kimsenin ayak izi yoktu. Bilekliği ancak plaja düzenli gelen insanlardan biri almış olabilirdi. Bu kişiler dedektifin etrafında kalın bir duvar oluşturdu. Dedektif dikkatlice baktı ve bir dakika içinde bilekliği kimin almış olabileceğine karar verdi. Zeki adam. Peki siz? Siz ne düşünüyorsunuz? Belki de hırsız tenis raketi olan adamdır. Ama çok masum görünüyor. Ya da kadın. Çünkü bir tek onun çantası var. Belki de bilekliği çantasına atmıştır. Katılıyor musunuz? Zaman ilerliyor. Cevabınızı birazdan vermelisiniz. Buradaki en önemli ipucu, görünürde hiç ayak izi olmamasıydı. Bilekliğe ayak izi bırakmadan ulaşabilecek tek kişi ise elinde olta olandır. Şüphe uyandıran ilk kişi oydu. Bulmacaları nasıl buldunuz? En zoru hangisiydi? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşın. En az bir bulmacaya doğru cevap verdiyseniz beğen butonuna tıklayın. Olumlu Bak'ta bize katılmak için abone olun.